Malum pandemi eğitimi çok çok zorladı, sosyal etkileşimi de sınırladı ve tüm yaşanan bu zorlukların hafifletilmesine katkıda bulunmak için de bunun için önemli açıklamalara dikkat çeken hocamız Derya Seyda Subaşı Zinc bizimle birlikte. Seyda Hanım hoş geldiniz, günaydın. Good morning. Buyurun dinliyoruz sizi. Thank you for having me today. My name is... Günaydın. Bugün sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben Viyana Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bugün özel pandemide özel eğitim ihtiyaçlarından bahsedeceğim ve pandemi özellikle hani engellilere ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylere nasıl etkiler yaptı? Bunları anlatmaya çalışacağım. COVID-19'da başlayan ilk tepki neydi? Bir fiziksel mesafe, sosyal mesafe kuralı geldi. Biz de uzaktan eğitime başladık ama uzaktan eğitimin eğitim sistemindeki bazı paydaşlar için zor olduğunu gördük. Birincisi insanların dijital okur yazarlığı yeterli değildi. Yani öğrencilerin de yeterli değildi. Ama eğitim sistemindeki pek çok paydaşın da dijital okuryazarlığı yeterli değildi. Mesela ebeveynler, öğretmenler, hatta politika koyucuların bilgisi yeterli değildi. Bu bizim için tabii ki hem bir zorluktu hem de elimizde yeterli kaynak yoktu, yeterli zaman yoktu. Öğretmenlerin hazırlanmak için zamanları bile olmadı. Uzaktan eğitim vermek için zamanı olmadı. Ebeveynin buna verecek destek zamanı olmadı. Ve şunu da anladı ki pandemide alan kalmadı. Pek çok öğrencinin evinde uzaktan eğitime katılacak bir yeri yoktu. Çünkü ne sistem ne yaşam tarzımız öğrenciler için, öğretmenler için, eğitmenler için, anne baba ya da politika koyucular için herhangi bir buna kimse hazır değildi. Yani pek çok yetkinlikten mahrumduk, uzaktan eğitimi vermeye hazır değildik. Zorluklar tabii ki söylediğim gibi sadece öğrenciler için geçerli değil, öğretmenler için de zordu. Öğretmenler birdenbire uzaktan eğitim verecek kaynakları hazırlamak durumunda kaldılar. Ebeveynler de hazır değillerdi. Ama karar vericiler de hazır değillerdi. Karar verme sürecinde birden fazla insan var ve çok kısa zamanda çok büyük kararları almaları gerekiyordu. Hiç de kolay olmadı. Tabii bir de yetkililerin, okul yönetimlerinin alınan bu pandemi önlemlerini uygulamaları gerekiyordu. Tüm bunların ortasında kırılgan öğrencilerimiz de vardı. Yani sonuçta eğitim sistemindeki tüm öğrencilerin içerisinde bir de daha kırılgan olan, bir takım engelleri olan özel öğrencilerimiz var. Onlar nasıl etkilendi? COVID-19 pandemisi de yani kırılgan grup deyince onları tek bir grup olarak algılamayalım ya da sabit bir kitle gibi algılamayalım. Onlar insanlardan daha farklı risklere maruz kalıyorlar. Ama zayıf oldukları yanlar değişebiliyor duruma göre. Ve pek çok bu zayıf kırılgan grup pandemi döneminde zorlandı. Ve zaten zayıf oldukları alanlar daha da büyüdü. Ya da daha önce böyle bir sıkıntı yaşamayanlar birdenbire sıkıntı yaşamaya başladı. Zaten sorun yaşayanların bazıları da daha da zorlandılar. Tabii ki pandemi döneminde kapsayıcı eğitim pek çok ülkede önemli bir kavramdı. Çünkü bizim bu kırılgan gruplar için eğitimi devam ettirmemiz gerekiyor. Ve kapsayıcı eğitim daha kırılgan, toplumda daha marjinalde kalmış insanların hakları da ön plana çıktı.
insanların bir takım engelleri olabiliyor, bir takım sınırları olabiliyor. Tabii ki kapsayıcı eğitim sadece engelleri kapsamıyor. Ama birbiriyle kesişme alanları olan konular var. Mesela fakirlik, belli bir etnik gruptan kalmak, olmak, göç etmek zorunda kalmak, sığınmacı olmak, engellilik ya da cinsiyet tercihleri de eğitime erişimde sorunlar yaratabiliyor. Şimdi biraz bunları açmak istiyorum. İlk grup engelliler. Tabii ki engelliler en büyük risk altındaki grup. Her zaman da öyleydi ama pandemide daha farklı zorluklar yaşadılar. Öncelikle hijyen kurallarının uygulanması. Şimdi engelliler için hijyen kurallarını uygulamak için kendisine birisinin destek olması lazım. Tek başına bu ihtiyacını göremeyebiliyor. Öte yandan sosyal mesafe kuralına uyamıyor. Çünkü hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak desteğe ihtiyacı oluyor bu insanların. Hemen yanında birisinin olması lazım. Doğal olarak sosyal mesafe koyamıyor. Bir de bazı engelliler dokunması gerekiyor. Mesela kör olanlar, görme bozukluğu olanlar ya da duygusal travma yaşayanlar eşyalara dokunma ihtiyacı duyar. Pandemide biz eşyalara dokunmamak gerektiğini söylediğimiz için de bu insanlar zorlandı. Kamu sağlığı bilgisi ne yazık ki yeterli değildi pek çok grup için. Engellilerin pek çoğu pandemiyle ilgili sağlık bilgilerine erişemediler. Çünkü onların erişip anlayabilecekleri bir ortam yoktu. Ve tabii bunun psikolojik ve duygusal yükü gerçekten çok büyük olabiliyor insanlarda. Bir diğer konu da profesyonel destek. Şimdi sosyal mesafeyi koyunca, her şeyi dijital yapmaya başlayınca, bu insanların alması gereken profesyonel destek verilemedi. Eksik kaldı. Bir de bazen kullanılması gereken özel ekipman var. Bu ekipmanlar kalmadı. Engelliler hayatlarını idame ettirecek ekipmanlara ulaşamadılar. Kızların da riski yükseldi. Engelli olsun olmasın. Pandemi döneminde kızlar daha büyük riske maruz kalıyor. Pek çok ülkede kızlarını daha erken yaşta evlendirmeye başladı aileler. Yani birdenbire çocuk yaşta evlenerek evin yükünü çekmeye başladılar. Ya da anne babası hastalandığı için evine bakmak zorunda kalan çocuklar oldu. Çocuk eve baktığı için de okula gidemedi. Diğer grup göçmenlerin çocukları. Göçmen çocukları gerçekten zayıf bir grup, kırılgan eğitim anlamında. Göçmenlerin çocuklarına bir defa bir sosyal güvenlik ağı yok. Yani bir defa okul yok. Okul ister şehir merkezinde olsun, isterse kaldıkları mülteci kampında olsun. Okul kalmayınca çocuklar kendilerini güvende hissetmemeye başladı. Sonuçta okulda çocuk kendini güvende hissediyor. Okul olmayınca göçmen çocuklar, özellikle mülteci kamplarında yaşayanlar çok sıkıntı yaşadılar. Tabii ki bir de fakirlik var. Mülteci kamplarındaki fakirlik arttı. Bazı STK'lar ve bazı devletler ne yazık ki kendilerinden beklenen desteği sunamadılar. Hala çok geriden geliyorlar. Mülteci kamplarındaki fakirlik büyük bir sorun. Mülteci kampları devletlerin önceliği olmuyor. Bu da depresyonu artırıyor. Yani evleri güvenli değil ama orada yaşamak zorunda kalıyorlar. Kamu sağlığı ya da diğer hizmetlere pandemi döneminde erişmekte zorluk yaşadılar. Tabii çünkü herkes pandemiye ve virüse odaklanıyordu ve kronik hasta varsa ailede bu daha da zorlaştı.
ve ailedeki kronik stres miktarı da arttı. Ailelerde sorunlar yaşandı. Pek çok çocuk, pek çok ailede çocuklar ve aileler mülteci kampından kaçmayı denediler. Yani Avrupa'da 18 yaşının altında kayıp listesinde yazan çocuk sayısının sayısı arttı pandemi döneminde. Tabii ki bu kırılganlıkların bir de birlikte yaşanması, yani daha kesişim kümeleri var. O zorlukları katlıyor. Çocuklar, özellikle engelli çocuklar, ciddi sosyoekonomik statülerini kaybettikçe şiddete maruz kaldılar. Sıkıntılı evlerde yaşamak durumunda kaldılar. Bununla ilgili bazı çözüm stratejileri var. Durumu hafifletmeyi hedefleyen mesela gıda programları var. Mülteci kamplarında daha güvenli ortamlar, korunmuş bölgeler yaratma fikirleri var. Ama insanlara, özellikle engellilere güvenli bir ortam yaratmak, kırılgan gruplara güvenli bir imkan sunmak pek çok ülkede bir öncelik haline gelemedi maalesef. Yine bazı ülkelerde, belki pek bilinmez ama bazı ülkelerde gündemde olan bir konu da, mesela Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ya da Avusturya'da gündemde olan bir konu da şu: pek çok çocuk Almanca bilmiyor. Anne babaları da Almanca bilmiyor. Aile göçmen olarak gelmiş ama dili bilmediği için de gündemi takip edemiyor. Mesela Avusturya'da nüfusun %26.8'inin ana dili Almanca değil. Özellikle başkent Viyana'da öğrencilerin %52.7'sinin ana dili Almanca değil. Yani Viyana nüfusunun yarıdan fazlasının ana dili Almanca değil. Yani tabii şu var, okula gidemeyince, Almanca öğrenemeyince bu çocuklar bilgilere erişemiyorlar. Zaten çocuklar öğrenemeyince evde kalan karantina dönemlerindeki aileler de kendilerini geliştiremedi, haberleri izleyemedi. Yani dil büyük bir sorun. Ne yazık ki Avusturya başlangıçta sadece Almanca bilgi veriyordu. Bir yıl geçti diğer dillerde bilgilendirme yapmaya başlamaları, yani Türkçe, Boşnakça, Sırpça sağlık bilgisi vermeleri bir yılını aldı Avusturyalıların. Özel eğitim ihtiyaçlarına şöyle bakalım. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ne yazık ki farklı zorlukları var. Diğer öğrencilerden daha büyük zorlukları var. Uzaktan eğitim birdenbire geldi. Öngörülemeyen bir dönemde. Ve okullar uzun süre kapalı kaldı. Peki engelli çocuklara, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara ne oldu? Tabii ki bu gruptaki insanlara olumsuz şeyler yaşadılar. Fiziksel ve bilişsel terapi oturumları yapılmadı. Öğrenciler bu hizmetlere, birebir eğitim hizmetlerine ulaşamadılar. Online eğitimler de bazı engelli çocuklar için uygun değil. Zaten çocukların bazıları bu e-eğitim programlarına girebilecek durumda değiller, engellilerin bazıları. Profesyonel hizmetler aksadı. Sosyal mesafe kuralları nedeniyle bu aktiviteler duraksadı. Dolayısıyla kronik stres arttı. Hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin kronik stresi arttı. Yani total aile stresinin arttığını söyleyebiliriz.
The social support was not there, the personal assistant was not there, especially personal Sosyal destek yeterli değildi. Kişisel destek de yoktu. Ve gerçekten böyle yani destek isteyen insanlar için yani izole kalmak, sosyal mesafeyi mümkün değil. Çok zor. Ve dediğim gibi bir de böyle birden fazla zorluğu yaşayan öğrenciler var. Çoğu öğrenci ne yazık ki uzun süre derslere katılamadılar. Normalde özel eğitimde ücretsiz, öğrencilere uygun, öğrencileri geliştiren ve kişiselleştirilmiş eğitimler yapılır. Ama bunun uygulanması mümkün değildi. Bu tür eğitim programları geliştirilemedi. Zaten pek çok öğretmen zamanı yoktu, kapasiteleri de yoktu. Öğrencilere gerekli materyali hazırlayamadılar. Öte yandan ebeveynler çok zorlandı. Çünkü pek çok yeni sorumluluğu üstlenmek durumunda kaldılar. Fiziksel, sosyal, duygusal terapi de olmayınca terapiyi ebeveynler vermek durumunda kaldı. Ayrıca çocuklar için bir ortam yaratmaları gerekiyordu. Tabii ki ailelere ek finansal yük getirdi. Yer yoktu, zaman yoktu. Pandemik sadece öğrencilere değil ama aynı zamanda ebeveynlere de pek çok zorluk getirdi. Eğitim sistemleri bunlara uygun değildi. Engelli insanlara, engelli öğrencilere hitap etmiyordu. Yani belki de bu bir deneme yanılma süreciydi. Bazı süreçlerde denendi aslında bazı önlemler ama denenen bazı önlemler de işe yaramadı açıkçası. Biraz da Avusturya'nın durumundan bahsedelim. Buradan neler vardı? Öğrenciler belki derse katılma sorunu normal öğrencilerde pek yoktu ama özel ihtiyacı olan öğrencilerde bunu yaşadık. Normalde Avusturya'da derse gelmeyen öğrenci sayısı çok azdır. Ama özel ihtiyacı olan öğrencilere bu imkan tanındı. Okula gelmeseniz de olur dendi. Engelli ve özel ihtiyacı olup da COVID-19 pandemisi nedeniyle derslere katılamayan öğrencilere izin verildi. İlk başta bu bir yani kolaylık gibiydi. Ama sonra anlaşıldı ki aslında bu hiç de bir kolaylık değil, bir avantaj da değil. Şunu da anladık. Engelli ve özel ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim sisteminin önceliği olmadığını gördük. Eksik kalan dersler için yaz aylarında telafi dersleri konuldu ama bu da yeterince ihtiyacı karşılayamadı. Yani engelli çocuklara tabii ki değişik hizmetler hazırlandı. Bir de biliyorsunuz Avusturya'da zorunlu testler var. Covid testleri okulda, okul binasında çocuklara haftada 3 gün Covid testi yapılıyor. Böyle hızlı test kitleri var. Bir de ninja böyle kartı veriliyor. Yani çocuklara 3 defa testi geçince sen ninja oldun deniyor. Ama engelliler için bu mümkün olmadı. O yüzden farklı bir kural çıktı. Okulda test mümkün değil çünkü. Ve evde test yapabilirsiniz ben de.
Bunun da bazı sorunları oldu. Çünkü evde test yapmak hiç de kolay değildi. Ailenin eğitimi yoktu bu konuda. Özellikle engelli çocuklar için bu testlerin yürütülmesi ebeveynler için zorluk teşkil ediyordu. Travmatik bazı etkileri de oluyordu. Örneğin öğretmenlerden biri bana zorla yapılan bir testin birkaç gün zorluk yarattığını söylemişti. Aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimini de çocuğun olumsuz etkilediğini dile getirmişti. Zoraki yapılan testler çocuklarda aynı zamanda korkuya neden olmakta, ebeveynlerde okul ve ebeveynler arasındaki güveni olumsuz etkilemektedir. Zoraki testleri bu nedenle öğretmenler ve ebeveynler tarafından onay verilmedi. İnsanlar için zorlu süreçler yaratıyordu. Çözüm neydi? Engelli öğrencilerimiz için, özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilerin test olma süreçlerinde sürekli maske takmalarını istedik bu öğrencilerden. Başka korunma önlemleri almaları konusunda onları bilgilendirdik ve yüreklendirdik. Fakat bu elbette bir çözüm, öte yandan aynı zamanda bir sorun da teşkil ediyor. Özellikle duyma problemi yaşayan çocuklar için bir maskeyi sürekli yüzlerin üzerinde tutmak zordu. Duygusal ve toplumsal anlamda zorlukları da vardı sürekli bir maske takmanın. Dolayısıyla evet, birden fazla çözüm ürettik bu sorunla ilgili. Çocuklar maske takmakta zorlanıyorsa uzaktan eğitime devam edebilirlerdi. Dolayısıyla da burada uzaktan eğitim ve bunun etrafında geliştirdiğimiz olası çözümlerle çocuklarımızı bu süreci daha kolay geçirmeleri için yardımcı olmaya çalıştık. Özel eğitim ihtiyacı olan ve engelli çocuklar bundan büyük ölçüde etkilendi. Engelli çocuklar aynı zamanda bu süreç içinde yeterli temsiliyeti de görmedikleri için COVID'in özellikle Avusturya'da engelli bireyler üzerindeki kısa vadeli etkilerini inceleyen araştırmalar da yapıldı. Özel eğitim ihtiyacı olan aileler ve çocuklar toplumun genelinde bu karar verme sürecinde de yeterli temsiliyeti bulamadılar. Seslerini duyurmakta zorluk çekiyorlardı. Süreç içinde de birçok çözümün aslında daha fazla soruna neden olduğunu da gördük eğitim sisteminde. Bu nedenle bu anlamdaki mekanizmalar, uzaktan eğitimin getirdiği sorunlar, süreci nasıl etkiledikleri üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Kriz dönemlerinde doğru yanıtı kurgulamak son derece önemli ve bu özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarını da bu karar verme sürecinde dikkate almak son derece kritik. Bu nedenle kriz dönemlerinde çözüm üretirken toplumun bireylerini genel olarak düşünmeli. Özellikle daha riske ve tehlikeye maruz engelleri olan bireyleri düşünerek kapsamlı çözümler, uzun soluklu çözümler üzerinde odaklanmalıyız. Öte yandan buradaki engellilik durumlarının dezavantajlı bireyler tarafından nasıl deneyimlendiği üzerinde de düşünülmeli. Onlara etkin bir ses verilmeli toplumda. Seslerini duyurmaları adına çalışmalar yapılmalı. Süreci bu şekilde kurgulamalı ki karar verme sürecinde bu bireylerde planlamanın ve yönetim sürecinin bir parçası olabilsinler. Bu bireylerin de karar verme sürecine dahil edilmesi gerektiğini biz de birkaç platformda dile getirdik. Zamanınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim. Sizinle konuşmak her zaman büyük bir keyif. Teşekkürler.